Evet, şimdiye kadar birkaç program yaptınız. Şu an aklınızda bu komutları sürekli nasıl hatırlayacağım gibi bir soru olabilir. Oval mi kullanacaktım, çember mi yoksa elips mi? Önce uzunluk muydu yoksa genişlik miydi? Of, tüm bunları ezberlemek zorunda mıyım? Neyse ki hayır. Çünkü bilgisayarların işi tam olarak bu. Şöyle ki programlama yaparken her zaman elinizin altında bir bilgisayar vardır ve bilgisayar hatırlama konusunda bizden çok daha iyidir. O zaman tüm bu detayları bilgisayarların hatırlamasını sağlasak ve onu bir sözlük gibi kullansak olmaz mı? Böylece sıkıcı komutları ezberlemeye çalışmak yerine programı yazmaya ve yapmaya odaklanabiliriz. İşte dokümantasyon bunun için var. Dokümantasyon bir programlama dilindeki ve ortamındaki detayları, örnekleri ve püf noktalarını açıklar. Yani bir dille ilgili herhangi bir şeyi hatırlayamadığınızda endişelenmeyin. Dokümantasyonu açıp bakabilirsiniz. Dokümantasyonu okumanın sıkıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Haklısınız, biraz sıkıcı. Program yazmanın bundan çok daha eğlenceli olduğunu biliyoruz. Ama eğer her şeyi ezberlemek istemiyorsanız, dokümantasyon kullanmayı öğrenmelisiniz. Başarılı yazılımcılar da her şeyi ezberlemeye çalışmazlar. Hatta başarılı yazılımcılar aslında dokümantasyonu çok iyi okumayı beceren kişilerdir. Örnek olarak bu gülen suratı çizmeye çalışıyorum. Suratın çevresini ve gözleri elips kullanarak çizdim. Bu zaten bildiğim bir fonksiyondu. Ama surat henüz tamamlanmadı ve yapmam gerekenler var. İlk olarak suratın çevresinde daha kalın bir çizgi olmasını istiyorum. Stroke ile alakalı bir şey olduğunu anımsıyorum ama pek emin değilim. Bu fonksiyonu tekrar keşfetmek için saatler harcamak yerine dokümantasyonu açıp biraz geziniyorum. Özellikle bu renklendirme bölümüne odaklanıyorum. Çünkü buradaki fonksiyonlar aradığıma yakın ve sonunda sonlara doğru çizginin kalınlığını değiştirmek için kullanılan stroke weight'i buldum. Burada fonksiyonun adını nasıl kullanıldığını ve alabileceği parametreleri görebiliyoruz. Bu fonksiyon tek parametre alıyormuş. Genellikle aradığımı bulduğumda doğrudan dokümantasyona birebir kopyalayarak işe başlarım. Tabi haliyle bu şekilde yapınca hemen kalınlık tamamlanmadı diye hata verir. Bunun sebebi burada yazan şeyin reel bir değer değil, sadece nereye ne yazılacağını belirtiyor olması. Bunun yerine aslında istediğim değeri yazmam gerekli. Bu bir sayı da olabilir veya bir sayı yerine kullanılan bir değişken de. Bu durumda ben sadece bir değer yazacağım. Mesela onu deneyelim. Gayet güzel gözüküyor ama biraz oynayarak daha uygunu var mı diye bakabilirim. Bu çok fazla. Bu çok ince. Geri gelelim. 12 iyi. Şimdi gülen suratta çok daha belirgin bir eksiklik var. Gülen bir ağız. Temel olarak istediğim bunun gibi bir şey. Buna bakıp biraz düşünelim. Bu şekil bir elipse mi benziyor yoksa dikdörtgene mi ya da bir çizgiye mi? Sonuçta bu biraz eğri bir şekil ama iç tarafı yok, kapalı bir şekil değil. Acaba dokümantasyonda bir eğik ya da yay çizmek için fonksiyon var mıdır? Hadi dokümantasyona gidelim. Aşağılara inip şekillerin olduğu kategoriye bakmak istiyorum. Heh işte burada. İlk girdi yaylarla ilgili. Bu aradığıma tam olarak uyuyor. Bunun bayağı parametresi var. Öbür tarafa kopyalayarak başlayalım. Hatırlarsınız bunlar yer tutucu olarak kullanılıyordu. Yani bunların yerine gerçek değerleri yazmamız gerekiyor. X ve Y var. Bu muhtemelen yayın başlangıç noktası ile alakalı. Çizim ekranımızın ortası 200. Belki de X olarak 150, Y olarak da 250 verirsem olur. Bu da genişliği ile alakalı olsa gerek. Yüzün genişliğinden biraz daha dar olmalı. 200 yeterli olur belki. Sonra da yükseklik. Bu yukarıdan aşağı ne kadar olacağı ile alakalı olsa gerek. Buna da 50 diyelim. Bir de start ve stop var. Bunların ne olması gerektiği ile ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok. Sanırım takıldım. Bu fonksiyonu kullanmak istiyorum ama alacağı parametrelerin tam olarak ne olduğunu ve ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Ancak neyse ki tekrar dokümantasyona gidip kullandığım fonksiyona tıklayıp daha fazla detay var mı diye bakabilirim. Örnekler varsa bunlar da oldukça işime yarar. Buna baktığımda x parametresi x eksenindeki değer içinmiş. Ama yayın başlangıç noktasına göre değil, orta noktasına göre konumlandırmak gerekiyormuş. Yay tamamlandığında oluşacak şeklin orta noktasının x koordinatı denmiş. Hmm, yani yay çizmek aslında bir elips çizmek gibi düşünülecek. Elips çizer gibi düşünmek gerek ve diğer parametreleri de ona göre ayarlamak lazım. Sonuç olarak x ve y aslında elips olacak, yayın orta noktasını belirliyorlar. Genişlik ve uzunluk da yine henüz tamamlanmamış olan bu elipsin değerleri. Start ve stop, bunlar, ee, bunlar hakkında hiçbir fikrim olmayanlardı. A açıymış. Başlangıçtaki açıyla bitişteki açısı. Buradaki örneklere de biraz bakalım. 1 ile 270 arası içi boş bir yay. Herhalde bu olsa gerek. Çünkü 1 dereceden 270'e kadar gidiyor. Bunu biraz değiştirerek de bakabiliriz. Evet aynen öyleymiş. Sanırım anladım. Bakın 1 dereceden 180 dereceye. Bu bizim istediğimize yakın değil mi? Biz de yarım elips şeklinde bir yay istiyoruz. Şimdi gülen surata geri dönelim. Biz sıfırdan 180'e giden bir yay istiyoruz. Ama x ve y'lerimiz şu an tam olarak doğru değil. Az önce x'in nereyi gösterdiğini doğru anlamamıştım. x aslında elipsin ortası olmalıymış. Ayrıca istediğimden biraz daha geniş olmuş. Evet ağzı biraz daha küçük yapalım. Haha <laughs> artık bir gülen yüzüm oldu. Dokümantasyon sayesinde istediğim şeyi saatlerce deneyerek değil çok daha hızlı bir şekilde yapabildim. Zaten Programlamanın amacı da bu. Fikirlerimizi hızlıca gerçeğe dönüştürmek. O yüzden dokümantasyonun gücünü unutmayın.